Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 6 Ocak Çarşamba bizler yine Kanal Fırat ekranlarında evlerinize konuk olmaya geldik. Yeni yıl, yeni yılın ilk programı. Artık 2020 değil takvimler, artık 2021 yılının ilk günlerini gösteriyor. Geçen programımızın sonunda yeni yılla ilgili güzel dileklerimizi ifade etmiştik ama bu programın başında da kısmen buna değinmek istiyorum. 2021 yılının geçmişteki bütün yıllardan çok daha güzel olması temennimiz demiştik. Bu hafta ilk programımızı yapıyoruz. 2021 yılına merhaba derken yeni yılın bizlere çok güzel şeyler getirmesini ümit ediyorum. Başta sağlık, çünkü bu koronavirüsün bizim dünyamızda öyle farklı bir yeri oldu ki umarız bu virüsü unutturacak yeni virüsler ortaya çıkmaz, salgın hastalıklar ortaya çıkmaz. 2020 yılında ne yazık ki şehir olarak Ocak ayında yaşamış olduğumuz deprem ve bizden sonra yaşanan o elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını canı gönülden gerçekten diliyoruz. Bu yıl çok daha güzel olsun. Bizlere dediğim gibi başta sağlık, afiyet, huzur. Gerçekten dünya olarak buna şu anda çok ihtiyacımız var. Bunu bir kez daha buradan belirtmiş olalım. Bizler bir aksilik olmadığı takdirde programlarımızda 2021 yılında da sizlere konuk olmaya devam edeceğiz. Yine kıymetli hocam Ediz Erşen'le birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2021 yılının ilk programı. Tabii yıllar değişse de aslında bizim programımızın içeriği her zaman aynı. Aynı. Evet. Konuştuğumuz konular zaman zaman tabii farklı konuları da ele almaya çalışıyoruz. Geçen hafta hocam 2021 yılıyla ilgili güzel temennilerde bulunmuştuk. Tabii ben acizane bazı temennilerde bulundum. 2021 yılı için şöyle program başında sizin 2021 yılı alın. Bence hayırlı geçecek. 21 hayırlı bir rakam. Evet. 20 rakam bilimi, numaroloji bilimine göre ki Anne Marie Chimay'nin Sayıların Gizemi kitabında geçer. Sıkıntılı bir rakamdır belli oranda. Ama 21 daha rahat, oldukça rahat bir rakam. Şimdi bu işleri hesap edenler rakamları ve Arap ayların keyfiyetlerini bilmiyorlar. Hazreti Mevlana. Gidiyorlar, orada hata yaparsın. Cemaziyel evveldeyiz. Mesela Cemaziyel evvel ve Cemaziyel ahir kış bile olsa yaz gibidir. Bak dikkat edin, hava yaz gibi kış bile olsa. Ve seyahat duygusunu verir. Evet. O her hicrain meleklerinin verdiği duygular vardır. Şimdi 12 Şubat'a kadar Recep girince... Bence hatta 12 Ocak, 12 Şubat'tan sonra yağmurlar bence artacak. Çünkü Cemaziyel evvel ve ahirde yağmur azalır. Eskilerin görüşüdür. Bu kar da azalır. Ve dikkat edin aynı. Ha, ikincisi, tabii ki bu hastalık milli bir devletimiz, milli. Bu konuda bir tabii ki oyun peşinde değil aslında ama dünyada şer odakları bunu biyolojik savaş addedip oyun peşinde olan gruplar var. Onları iştahlandıran çok soğuk bir kışın olmasıydı. Ama Allah'a şükür çok soğuk bir kışın olmaması da onların planlarını bozuyor. Yani şimdi aşırı soğuk ve aşırı yağış koronayı da besleyebilir. Bunda da bir hayır var. Bir de böyle bakmak lazım. Şu anda çıldırıyorlar. Yani ölü sayısı az, kış çok şiddetli geçmiyor. Bu ölü sayısının fazla olmasını ve kaosu devam ettirmek isteyen yapılar... İkincisi, tabii ki ülkemiz bu konuda milli. Üçüncüsü, 21 rakamı çeşitli sürpriz olaylara da gebedir. Ama bu yine de hayra döner. Bence iyi geçecek bu yıl. Ben ümitliyim. 15 Şubat'tan itibaren de hastalığın aşıyla birlikte daha da azalacağına inanıyorum. Tabii naçizane yayıncılığımın da benim, televizyon yayıncılığımın 21. yılı. Evet. Onu da belirtmiş olalım. 20 yılı aştık yani. Seninle şey yapmak da güzel. İlk Zeki Akbıyık'la başlamıştık. Zeki dostumuzla. Gerçekten o da bir duayen alanında. Evet. 2001 yılında onunla programlar, dini programlar yapıyorduk. İşte 21. yıla girdik. İnşallah daha nice yıllara ilerleriz. 20 zor geçti. Birçok açıdan. Ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hasibu gable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Şüphesiz bize şer görünen bu hastalık, depremler, bunların arkasında birçok hayırlar
olabilir. Birçok hayrı içinde mündemiç kılabilir, barındırabilir. Bu yönüyle bakmak lazım ki ayette de bizzat öyle geçiyor. Ve ne olursa olsun hayata güzel bakmak lazım. Geçmiş geçti, geleceğin geleceği şüpheli. Bu ana bakmak lazım. Ve Allah'a karşı hesap verecek şekilde durup adil olmak, Allah-u Teala'ya karşı hareket etmek gerekiyor. İnsanların vehimlerinin, şüphelerinin, vesveselerinin aksine Allah'a güvenmek lazım ve doğru bilinen yolda ilerlemek lazım. Hocam şimdi 2021 yılından bahsettik. Evet. Bir araştırma yapılmış tabii. Nedenle doğru olup olmadığı konusunda kesin bir bilgim yok ama 2020 yılının 19 Temmuz günü bir günün 24 saatten 1.46 milisaniye daha kısa sürdüğünü tespit etmişler. Evet. 2005 yılından beri bu tarz kısalmalar yaşanıyor ama dünya böylesine bir rekoru ilk defa 2020 yılında. Kaç, ne kadar kısalma? 1.4602 milisaniye. Yani şu var tabii, o tür hesaplamalar var. Evet. Tabii 21 dedik. Şimdi dünyanın evet, 21 ile ilgili tabii, şeyi de soran dünyanın ilk dönemlerinde gün 24 saat değil, 21 saat. Evet. Ve o 21 saat bu 24 saatin 1,5 katı. Uzun yani. 15 saati denk. O 21 saatin 15 saati günümüzün 24 saatine denk. Yani gün 1,5 gün gibi. Bu aslında kısala kısala bu hale gelmiş. Zaten eskiden diyorlardı ki gün bereketli. Aslında uzundan kısalmaya doğru gidiş var. Ama ileride bunun bereketleneceği yönünde hadisler var. Mehdi ile ilgili, Hazreti Mehdi, İslam'da Mehdi inancı vardır. Yani şimdi Mehdi'ye inanmayan haşa kafir olmaz ama Mehdi ile ilgili 32 tane sahih hadis var, ayet kadar kesin. Ünlü hadis profesörü Nurettin Boyacılar bunu bana söyledi. Çok iyi bir hadis profesörü. 32 tane ayet kadar kesin hadis var. Efendim İslam'da Mehdi yoktur. Kardeşim sen hadis usulünü hiçbir şeyi bilmiyorsun. 32 tane ayet kadar kesin hadis var. Sen o hadisleri nasıl çürüteceksin? Var işte. Ha nedir? Bunu doğru anlatmak lazım. Yoktur diyen cahildir yani. Bilmiyor işi. Doğru anlatmak lazım. Her bir Müslüman bir Mehdi'dir. Kurtarıcıdır. Oturup da Mehdi'yi bekleyecek halin yok. Ama nedir? İslam eskatolojik kurtarıcı bir dindir. Ama bunu aşırı abartılı bir şekilde de yapmamak lazım. Caferi kardeşlerimiz burada biraz abartıya girebilir ama bu hakikat vardır. İşte Mehdi ile ilgili geçen hadislerde günün bereketleneceği ifade edilmektedir. Tekrar. Genetik mühendisliğinin çok ilerleyeceği yönde hadisler var. İşte büyük narlar, bol süt veren koyunlar ve bunlar hormonsuz günümüzün ifadesiyle. Bu hadisleri iyi incelemek lazım. Tabii biz bu konuları Tahsin Kazan kardeşimizle de hadiste birçok alanda iyi bir arkadaşımız, işi biliyor. Konuştuk. Gerçekten bu hadisleri bilimsel yönden birleştirerek bazı konularla içtima ederek yapmak gerekiyor. Öğretmek ve öğrenmek gerekiyor. Evet. Bu işi yapmak gerekiyor. Yani hadis siz İslam olmaz, tefsir olmaz. Muhakkak Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam görüşlerine yer vermek icap ediyor. Hocam 2021 dedik. Evet. Konuya da böyle giriş yaptık. Az önce sizin de ifade ettiğiniz evet. gibi genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık Beyefendi. Bizler de bütün izleyicilerimizin başta yönetim kurulu başkanımız evet. Profesör Doktor Yasemin Açık hocamız, genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık, görüntü yönetmenimiz, teknik yönetmenimiz Faysal Tokmak ve bütün Kanal Fırat ailesi olarak bütün izleyicilerimizin de buradan yeni yılını kutlamış olalım. Tabii biz de başta Yasemin Hanım'ın, Zeki kardeşimizin, Faysal kardeşimizin ve bütün A takımının, bütün kardeşlerimizin, Turan kardeşimizin hepsinin yeni yılını kutluyoruz. Bütün milletin, ümmetin inşallah hayırlara vesile olur. Evet. İnşallah nice yeni yıllara hayırlı uzun ömürlerle devam ederiz. Gerçekten Kanal Fırat bir sıcak aile hüviyetinde. Bu çok önemli. Yani çok başlı, kaotik, karışık bir yer değil böyle. Kimin ne olduğu, kime ait olduğu belli olmayan bir televizyon değil. Net yani, net bir televizyon. Evet. Bu yönüyle de oldukça
güzel işler çıkarıyor. Hocam geçen haftaki program Hazreti Mevlana kısmen kabir hayatına giriş yaptık. Şimdi tasavvuf ve metafizik dedik. Son birkaç programımızı özellikle metafizik üzerine ayırmıştık. Bunlar da metafizik ve tasavvuf konusu içerisinde yer alan konular. Programımızda kabir hayatına değinmiştik ama ben buradan tekrardan izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Kıymetli izleyenler, programlarımız boyunca ekranlarımızda görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim numarası üzerinden bizlere sorularınızı, konuyla ilgili sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de burada hocamla birlikte bu sorulara yanıt vereceğiz. Hocam, kabir hayatı dedik. Geçen haftayı kaçıranlar için kısaca şöyle kabir hayatına bir giriş yapalım, akabinde diğer alanlara da girelim. Yani kabir tabii ki çok önemli bir kelime. Bir alem, berzah alemi. İkisinin arasında demek berzah. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Berzah hayatı bir gündür ama o dünya senesiyle 11 bin yıla denktir. 11 bin yıl. 11 bin yıl ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut Allah muhafaza cehennem çukurlarından bir çukur. Sana bağlı. Yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Nasıl diriltilirseniz de öyle hesaba çekilirsiniz. Sürpriz değil. Ama bu İslam hukukunun, şeriatın ölçüleriyle olmalı. Ki isabetli olsun. Tabii kabirdekilerin yarısı nazardan gitmiştir hadisi var. Yine hadiste Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Nazar deveyi kıdre, insanı kabre sokar. Deveyi kıdre, tencereye. Deve nazara uğrar, kesilir yani, bakarlar ki ölüyor. İnsan da kabre sokar. Nazar zordur. Büyü, Allah muhafaza, daha tehlikelidir. İşte bunlara karşı dua silahıyla hareket etmek gerekir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Dua müminin silahıdır. Bizim en güçlü silahımız. Başka silah taşımaya gerek yok. Yani silah İslam'da sünnettir. Tabii o askerimiz, polisimiz için yani. Çünkü onlar kolluk kuvvetleri. Ve kabir uyku mertebelerinin bir halidir. Hipnoz bilimine göre 21 uyku seviyesi var. Hipnoz uyku bilimidir aslında. Kabir de uyku alemidir. Ağırlıklı olarak. Bizim uykularımız 6. dereceye kadar olan uykulardır. Ondan sonra 6. dereceye kadar olan uykular... Geri bildiğimiz uyku tabii. Evet. 12. dereceye kadar daha derin farklı uykular var. Hatta bunların bir kısmı düş şeklindedir. Düşle rüyanın farkı nedir? Gündüz uykuda gördüğüne düş denilir, gündüz uykusunda. Gece uykusunda gördüğüne rüya denilir. Fark ne hocam, aradaki fark? Düşte biraz daha gaybten haberler gündüz uykusunda daha fazladır. Ama gece uykusunda da bu olabilir. Ve rüya bilimine göre mesela Ramazan'da gördüğün rüya çıkar ama ne geç çıkar ne erken çıkar. Safer ayında gördüğün rüya geç çıkar. Muharrem'de gördüğün rüya erken çıkar. Düşte daha farklıdır. Düşte daha ziyade gelecekle ilgili haberler söz konusudur. Rüyada ahval söz konusudur. Tabii sadık rüya var, bilinçaltı rüyalar var, karışık rüyalar. O kişinin bilinçaltıyla alakalıdır. Ve çok çeşitli rüya görme metotları vardır. Daha doğrusu rüyaları yorumlama metotları vardır. Varoluşçu psikoterapistler açıktan rüya gördürme metodunu kullanırlar. Yani şöyle, bu yalan değil derse bir rüya anlat. Bir rüya hayal et derler. Rüyayı hayal eder, o adam anlatır. O hayal ettiği rüyaya göre psikologlar, psikiyatristler o kişinin ruh dünyasını çözerler. Konuşma da öyledir. Rollomeye göre konuşma ve günlük hayat da bir rüyadır. Onu doğru yorumlarsan diğer günleri görürsün.
renkler, sesler, rakamlar. İşte Mevlana Hazretleri rahmetullahi aleyh der ki, bir insan soğan yediğinde ağız kokusundan soğan yediği anlaşılır. Aynı şekilde de bir insan konuştuğu zaman ruh yapısı anlaşılır. Bilinçaltı anlaşılır. Çünkü konuşma her şeyi ele verir. Konuşma ipuçlarıyla doludur. Zeki insanlar bunu hisseder, anlar, algılar. Bu da işin diğer boyutudur. Hocam, kabir hayatında, şimdi biz insanlar olarak, evet. Mesela biraz önceki o rüyalar vesaire, orayla ilgili de bir şey, ufak bir şey söylemek istiyorum. Derler ki insanoğlu rüyasında öldüğünü görür ama ötesini bilmediği için görmezmiş. Yani rüyada öldüğümüzü gören birçok tanıdığımızın anlattığından hatırladığım kadarıyla evet. Ötesi yok. Çünkü insan öldükten sonra ne olacağını evet. Bilmediği için böyle bir şey var. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hocam kabir dedik. Evet. Biz insanlar olarak ölüme inanıyoruz. Tamam, ölüm bir gün bizi gelip bulacak. Öldükten evet. Sonraki süreç, yani tabuta konmaktan evet. Kabire girmek ve kabire girdikten sonra ki o süreç nasıl işliyor hocam? Buna? Şimdi tabii az önceki konuyu bitirerek devam edelim. 15. uyku seviyesine kadar uykular normal. 15'te ölüm uykusu gelir. Uyuyunca ölür ve geri dönmez. 21'e kadar kabir uykulardır. Cennet ve cehennemde ise uyku yoktur. Allah hepimizi cennetlik etsin, sevdiklerimizi. Hayırlı uzun bir ömürden sonra orada uyku yoktur. Cennette de uyku yok, cehennemde de uyku yok. Uykusuzluk alemleridir. Kabir alemleri de uyuyanlar alemidir. Mevlana Hazretleri rahmetullahi aleyh talebeleriyle bir kabristanın yanından geçince mezarlık diyorlar. Hayır diyor, mezarlık demeyin diyor. Darül Hamuşan diyor. Yani uyuyanlar evi. Uyuyorlar, uyanacaklar diyor Mevlana. Uyuyorlar, uyanacaklar. Yani ölüm bu dünya için uyku ama dirileceğimiz için diğer dünya için, tarafından baktığımızda uyku gibi. Tabii yani bir de biz bu alemin dirileriyiz, başkaları başka alemlerin dirileri. Başka alemlere göre biz ölüyüz, bize göre de onlar ölü. Aslında ölüm diye bir şey yok. Hatta bir filozof ne diyor? Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok. O zaman ölümden korkmaya gerek yok. Ölüm varken ben yokum. Ben varken ölüm yok. O zaman ölümden korkmaya gerek yok. Doğru. Zaten sen canlıyken ölüm yok. Öldün mü sen yoksun. O zaman ölümden korkmaya gerek yok. Güzel değil mi? Zeka işte. Zeka Allah'ın bir nimetidir yani. Bunu iyi kullanmak gerekiyor. Gerekiyor. Ölümü bile hafifletiyor değil mi? Evet. Zaten hocam, olaya inanç yönünden baktığımızda biraz daha ölüm farklı bir hal almaya başlıyor. Yani ölüm evet kötü bir şey gibi görünüyor ama işte sonrasında eğer amelimiz sağlamsa evet. İnşallah cennete gideriz. Tabii inşallah. Şair Necip Fazıl ne güzel ifade etmiş. Ölüm ölene bayram, bayramda sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata inmek var. Bilmek var. Ölüm ölene bayram, bayramda sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Necip Fazıl'ın zihnini çok kurcalamış evet. Ölüm. Ev halkı telaşede, ölü yerde sopsoğuk. Ölümün mesela burada soğuk halini anlatır. Veya Cahit Sıtkı ne güzel terennüm eyler. Ölüm şairi. Öldük ölümden bir şeyler umarak, bir sonsuz boşlukta bozuldu büyü. Nasıl hatırlamazsın o türküyü, dal demeti, sonbahar, kuş tüyü, alıştığımız bir şeydi yaşamak. Sesi veriyor değil mi? Bir ses yakalamış. Bu yönüyle bakmak lazım, ölümden de korkmamak lazım. Ölüm Allah'a kavuşmaktır.
Bakıyorsun adam Allah'a kavuşmaktan korkuyor. Yani bu koronadan da çok korkmamak lazım. Tedbir almak lazım değil mi? Evet. Ölsen de Allah'a kavuşursun. Yani çok kötü bir şey değil. İyi bir şey yani. Onun için her an hazırlıklı olmak lazım. Allah-u Teala hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Bütün korona hastalarımıza şifalar versin. Hayırlı uzun ömürler versin. Vefat edenleri de şehit hükmünde kabul eylesin. İnşallah. İnşallah milli bir şekilde hareket eden devletimizi kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızı, bakanımızı, sağlık çalışanlarımızı, Cahit Bey'i, il müdürümüz. Yani gerçekten büyük mücadele verdiler, veriyorlar. Hepimiz milletimizi kutluyoruz. İnşallah bu zemherir biterse 29 Ocak'tan sonra Hamsin'le yarı kış yarı bahar böyle bahara doğru giderek aşı da gitgide yetiştiğinde bunu bitireceğiz Allah'ın İnşallah. İzniyle. Bunu da belirtmiş olalım. Zaten alınmış olan önlemler etkisini göstermeye çalışıyor. Yani hocam şöyle şunu da aslında şu bilinçli olmak lazım. Devletimiz bilim kurulu bünyesinde yani o bilim kurulu içerisinde çok bilgili insanlar var. Evet. Onların tavsiyesiyle yani orada her alandan bilgi sahibi insanlar var. Ve evet. bunların öngörüsüyle, bunların evet. O insanların tavsiyeleriyle bizler hareket edersek evet. bu süreci çok daha İnşallah, farklı atlatabileceğimize inşallah inanıyorum. Buna inanıyoruz tabii evet. ki. Onlar da önemli hamlelerde, bilimsel çalışmalarda Allah razı olsun bulundular. Onu da belirtmiş olalım. Hocam bir izleyicimizin sorusu var. Programınızı zevkle izliyoruz. Çok istifade ediyoruz sayenizde demişler. Soruda şunu soruyorlar hocam. Tasavvufta rabıta var mıdır? Evet. Rabıtanın metafizikle ilişkisi nedir diye. Vardır. Şimdi bazı şeylerde suistimal var diye yok demek bilimsellikten uzaktır. Şimdi insanları suistimalden kurtarmak için var olana yok diyorlar. O yanlış. Var kardeşim. Olmaz olur mu? Ha yanlış uygularsa yanlıştır. Estağfirullah. Faranjit ara ara şu oluyor, nüksediyor. Estağfirullah, vasbiru ve sabiru ve rabitu ayeti bunun delilidir. Sabredin, yemin olsun ki sabredin, sabır yarışında bulunun ve birbirinize bağlanın, rabıta edin. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh peygamberimize gidiyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah diyor, ben devamlı seni düşünüyorum. Bu kötü mü? İyi diyor. Niye kötü olsun? Mürşidi düşün, mürşidini düşünüyor en büyük mürşid Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Tarihte bu olmuş ama günümüzde bu işlerden sakınmak lazım büyük oranda. Çünkü gerçek evliya günümüzde görünmüyor. Vardır her dönem ama gizlenmişler. Görünenlerin de çoğu evliya değil, evliyacılık oynuyor, çokları diyelim, evliyacılık oynuyor. Yani nedir? Tasavvufun ilk mertebesi kabirdekilerin halini keşfetmektir. Kabirdekinin halini bile görmemiş, evliyayım diyor, şeyhim diyor. Kalp gözü açılmamış, keşfi açılmamış adamın. Bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor bazıları. İmam Birgivi Hazretleri rahmetullahi aleyh ne diyor? Fıkıh bilmeden tasavvufa giren zındık olur. Buradaki fıkıh bir ilmihal bilgisi değil. İslam'ın İslami bilimleri bilmektir burada fıkıh. İslam'ın ince bilimlerini bilmektir. O açıdan günümüzde hakikat daha üstündür. Tarikat tabii hakiki olanlar, samimi olanlar vardır, yok değil. Yani kadirilik, nakşilik güzel yollardır ama bakıyorsun adam bilmiyor yani icazet yok, bir şey yok. Böyle en basit şeyleri bilmiyor. İnsanlar aldanıyor. Bu açıdan günümüzde bu işlerden ziyade böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitaplarını okumak, hakikat peşinde koşmak, akılcı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ama nedir? Tarihte olmuştur, vardır. İyi işler olmuş yani. Bakıyorsun fotoğraf koymuş, rabıta yapıyor. Öyle bir rabıta olmaz yani fotoğrafla. Kaldı ki bir kadının kocası şeyhidir. Yani bir kadın böyle bir başka bir insanı mürşit de olsa rabıta etmemeli. O da ayrı bir husus. Yanlıştır bu işler. Bu işlere çok dikkat etmek lazım. Tarihte ama
bir samimi bir erkek mürit nedir? Mürşidini rabıt etmiştir, bir şeyler olmuştur manen yani. Buna yok diyemeyiz ama günümüzde bu işler çok çetrefilli. Onun için hakikat mesleği, eski temel dini eserleri okuyarak devam etmek gerekiyor. Hasan kardeşimiz iyi yayınlar demiş. Ona da buradan sevgilerimizi teşekkür göndermiş. Ediyoruz. Biz de selam söylüyoruz. Olalım. Şimdi hocam, tabii kabir hayatından sonra sorgu, işte mahşer günü aslında çetin günlerden de bir tanesi. Allah o günlerimize de yardımcı olsun. Hocam biraz cennet ve cehennem hayatına girmek istiyorum. Bunu niye istiyorum? Aslında şu, bunu konumuz zaten ama bizde hocam büyük bir bilgi eksikliği var. Evet. Cehennemde ne oluyor? Cennette ne oluyor? Bizler bunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi cennetin belki çok güzellikleri anlatılsa hayatlarımızı çok daha farklı yönlendireceğiz. Cehennemin de çok çetinlikleri anlatılsa belki daha farklı bir hayatımız olacak. Hocam cennet ve cehennem hayatı biraz anlatabilir miyiz? Şimdi tabii ki cennet güzel, bahçe demek, cennet. Bahçe ile tasvir edilmiş ve gerçekten de öyledir. Tasvirler doğrudur, hatta daha ileridir. Utu bihi müteşabihi ayeti bunu gösterir. Biz bunları gördük, dünyadaki rızıklara benziyor diye cennette gördükleri rızıkları ifade ediyorlar. Necip Fazıl ne güzel anlatır. Bir yer var ki orada sayı üstü endaze, hiçbir şey eskimiyor, her şey ebedi taze. Cennet bu. 8 cennet var. 9.'sü da makamı Mahmud, Hazreti Muhammed'e ait sadece aleyhissalatü vesselam. Yine Yunus Emre Hazretleri rahmetullahi aleyh ne güzel ifade etmiş. 7 narı 8 uçmak ede bir söz. 7 ateşi 8 uçmak, cennet. Eski Türkçe'de cennete uçmak derler. Çünkü nedir? Cennette uçulur. 7 narı, 7 ateşi 8 uçmak ede bir söz. 7 ateşi 8 cennet. 7 narı 8 cennet. O söz nedir? Bismillah'tır. Veya la ilahe illallah'tır. Bu sözlerdir. Cehennem ise cehim, yani ateş, yakıcı ateş manasında. Allah muhafaza, çok kötü bir yer. Ama insan burada onu kazanıyor, kesbediyor. Maalesef. Hatta Behlül Dana Hazretleri rahmetullahi aleyh ne der? Cehenneme gittim der ben. Cehennemde ateş yoktu der. Peki nasıl cehennem, ateşsiz cehennem olur mu diyorlar. Nasıl yoktu yani? Herkes diyor ateşini kendisi getiriyordu. Dünyadan. Anlamlı bir söz hocam. Evet. Herkes diyor ateşini kendisi getiriyordu. Öyle gördüm diyor. Yani aslında zulüm ateşi, haksızlık ateşi, günah ateşi buradan oraya maalesef gidiyor. Ve bu dünyadayken cenneti yaşayanlar da var, cehennemi yaşayanlar da var. Kendisine bağlı. Bazı muazzep ruhlar vardır, cehennemi ruhlar. Bir türlü mutlu olamazlar. Hep mutsuzluk peşindedirler. Mutsuzluk hastalığı denilen bir hastalık vardır aslında. Özellikle Orta Doğu topraklarında adam mutlu olamıyor. Mutsuzluğun peşinde. Mutlu olsa bile kaçıyor ondan bilinçaltı. Bunun genetik olayı da var. Farklı nedenleri de var. Evet. Hocam şimdi tabii cennetle ilgili diğer soruları da geçeceğim ama bizde hep şöyle bir yanlış var. Şimdi biz diyoruz ki Allah sonsuz merhamet sahibi. Evet. Amenna. Ama bu lafın arkasına sığınıp bütün kötülükleri, kötü işleri yapıp ya nasıl olsa Allah bizi affeder diye bir düşünceye girmek yanlış değil mi? Tabii şeytanın bir hilesidir o. Şimdi Allah-u Teala iman, sevginin bir ispatını ister Allah-u Teala. O da ibadettir. Bir ispatını ister. Tabii ibadet etmeyip cennetlik olan insan olur mu? Olur. Allah'ın dilemesine bağlı. Dürüsttür, iyi insanlardır veya diğeri ibadet eder, cehennemlik olabilir. Ama nedir? Allah-u Teala o şartı koymuş, bizden daha iyi biliyor. O zaman derdi ki namaz kılmayın, kalbiniz temiz olsun. Ben sizden namaz istemiyorum. Ha böyle demediğine göre
ben sizden namaz, oruç, hac, zekat istiyorum dediğine göre demek ki bunda bir hikmet var. Bizim maslahatımızın lehine, faydamızın lehine bir olay bu. Allah-u Teala kuluna annesinin çocuğuna olan şefkatinden daha fazla şefkat gösteriyor kuluna. Kul da bunun değerini bilip ibadet ve taatle Allah-u Teala'ya şükretmesi icap eder, iktiza eder. Evet. Hocam. Evet. Şimdi şunu da belirtelim tabii ki. İnsanın ruh haleti cehennem ve cenneti anlatır. Onu insan kendisi hisseder. Şimdi bir türlü maddi imkanlara sahip olmasına rağmen bunalımdan insanlar kurtulamıyorsa burada cehennemi bir halet söz konusudur. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam şu duası önemlidir. Ya muhavvilel havli vel ahval, havvil halena ilah senil hal, ey halleri halden hale değiştiren halimize en güzel bir şekle çevir, amin diye dua etmek gerekir. Gerekiyor. Hocam, şimdi cennete hocam, inşallah hepimiz gideriz tabii de gittik i̇nşallah. Evet. Diyelim ki. Cennette hocam nasıl bir yani karşılama mı diyeyim hani sırat köprüsünü evet. geçtikten sonra orada nasıl bir durum var? Cennette biz kaç yaşında olacağız? Ve cennette şimdi bize hep çocukluğumuzda ne derlerdi? İşte cennette her istediğimiz olacak. Küçüklüğün vermiş olduğu şeyle tabii çocuk yaşta işte ne istenir? Akülü araba ister erkekler. Evet. İşte kız çocukları farklı oyuncaklar. Ama şimdi bunu da sormuş olayım. Yani cennette her istediğimizin olmasından kasıt orada tam anlamıyla ne? Tabii cennette her aklımızdan geçen, her düşündüğümüz olacak. Ve tabii ki orada melekler karşılıyor, takbil ediyor. Yalnız şu da var, hadiste geçer, mesela alaycı insanlar, aşırı alaycı ve günahkar olup da cehennemlik olan insanlar, onlara melekler cennet kapılarını açacaklar, tam cennete girecekken kapatacaklar, cehenneme gönderecekler ve gülecekler. Diyecekler ki siz insanlarla alay edip böyle kandırıyordunuz, biz de sizi kandırdık. Kandırdık değil mi? Biz de size bu cezayı verdik. Yine ayet-i kerimede geçer, هَلَ سُوْوِ بَلْ كُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yani kafirler yaptıklarının karşılarını çokça gördüler değil mi? Cennetlikler, cehennemliklere bakıp bunu söylüyorlar. Birbirlerini görmeleri de burada söz konusu. Araf'takiler de, tabii onların bir müddet sonra cennete gideceği rivayet vardır akıl hastaları. Cehenneme bakıp şükrederler, cennete bakıp imrenirler. Daha sonra Allah-u Teala'nın onları cennete göndereceği yönünde rivayetler vardır. Tabii 8 cennet, 9 cennet, 7 cehennem var. Şimdi cennette Reyyan kapısı var mesela, oruçluların girdiği kapı. Tövbe kapısı var, hiç kapanmayan bir kapı. Mevlana Hazretleri ne der rahmetullahi aleyh? Cennette her kapı açılır kapanır ama hiç kapanmayan bir kapı vardır. Tövbe kapısı. Hiç kapanmaz o. İşte o kapıya koşun diye Allah-u Teala... Kıyamet gününe kadar mı hocam o kapı açık? Yok. Devamlı açık. Açık. Kıyamet gününe kadar. Hiç kapanmayan bir kapıdır. Zaten insan şu an bile tövbe etse o kapı ona açılmış oluyor. Yani o kapıdan herhalde girmeyecek bir tek şeytan... Tabii yani Allah-u Teala'dan ümidi kesmemek lazım. Ayette nasıl geçer? Estağfirullah. La teknetü min rahmetillah. Estağfirullah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer suresiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu ayet de mevcuttur. Ümidi kesmemek lazım. Bu çok önemli. Şeytan ümit kesicidir. Ümit kesmeye teşvik eder. Yine Mehmet Akif rahmetullahi aleyh ne güzel ifade eder. Yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl bak ne olursun. Yes ümitsizlik öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl bak ne olursun. Yani hocam Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz ama biraz önce söylediğimiz gibi de Allah'ın emirlerine de laubali davranmayacağız tabii lazım. Ki. Çünkü aslında bu insanın şekillenmesinde önemli. Günah insanı olumsuz yönde şekillendiriyor, sevap da ruh heykelini olumlu yönde şekillendirmektedir. Şimdi bir izleyicimiz hocam, Derih Avcı. Evet. Beyefendi bir soru sormuş. Diyor İsmi ki, ne dediniz? Derih Avcı. Evet.
Cennet görmeyen biz insanların onu işte tasvir etmesi, onun hakkında bilgi vermemiz ne kadar doğru diye soruyor ama evet. Bildiğim kadarıyla zaten cennet anlatılıyor. Tabii yani, cennet tasvirlerini biz kafamızdan hayal edip Asam Mane eskilerin ifadesiyle kafadan hayal ederek söylemiyoruz. Evet. Ayet ve hadislerden vahiy ile anlatıyoruz bunu. Zaten aksi takdirde bilimsel olmaz. Tabii ki o dedi arkadaşımızın sorusu şu yönüyle doğru. Ayet ve hadisten bahsetmeksizin anlatmak bilimsel olmaz. Ayet ve hadis tasvirleriyle biz anlatıyoruz. Evet. Hocam peki Müslüman olarak şimdi yani tam olarak o konuda da şeyim yok. O yüzden de size daha net bir şekilde sormak istiyorum. Allah'a inanmayanların ebedi cehennemde olacağı söylenir. Müslümanların da yani Allah'a inanmış olanların da evet. işledikleri günahları ödeyecekleri bir süre var cehennemde. Evet. Akabinde cennete girmek. Bu doğru mu? Böyle bir şey tabii var mı? Şimdi imanla giden herkes cennete gidecek. Yani bir müddet Allah muhafaza cehennemde yandıktan sonra. Tabii hiç Allah-u Teala'dan ümidimiz, duamız odur ki hiç cehenneme uğramadan cennete girmektir. Bu önemlidir. Ama imanla giden eninde sonunda cennete gidecektir. Bu da çok büyük bir müjde tabii ki. Bunu da belirtmiş olalım. Ve %50-50 günümüzün ifadesiyle yani günahı ve sevabı eşit olan da Allah-u Teala'nın rahmetiyle tabii ki bunu ayet ve hadis rivayetleriyle bunları anlatıyoruz. Cennetliktir. Bu da Allah-u Teala'nın rahmetinin bir göstergesidir. Zaten günahları biz kesbi istihkak ediyoruz. Biz kazanıyoruz. Ama Allah-u Teala buna rağmen birebir yazıyor. Sevaplar ise Allah'ın rahmetinden geliyor. Halbuki bizden değil, ona 1'e 7, 70, 700, 7 bin, 70 bin sonsuz şekilde sevap yazıyor Allah-u Teala. Evet. Bu da Allah-u Teala'nın lütfu keremidir. Lütfundan, nimetlerinden tabii ki sual olunmaz. Şükrederek nimetlerimizin artmasını sağlamalıyız. Şükür nimeti ziyadeleştirir, şekva ise azaltır. Şükretmek lazım. Her zaman Allah-u Teala'ya şükredip dua etmek gerekiyor. Hocam bir izleyicimizin sorusu var. Konudan biraz farklı bir yönde ama hayırlı akşamlar diliyor. Annem evet. ben askere gidip geldiğim zaman kurban evet. vaat etmiş diyor ama herhalde adak da bulunmuş. Bundan ablamlar faydalanabiliyor mu diye bir soru sormuş. Şimdi yakın akrabalar faydalanamaz adak kurbandan. Yedikleri et kadar fakire sadaka dağıtırlar. O açıdan birinci derecede yakınlar yiyemezler o eti. Diyelim bir kilo et yedi, bir kilo et parası kadar fakire sadaka dağıtır. O şekil yiyebilir. Adağın özelliği odur ama nafile ve şükür kurbanlarında aynen kurban bayramındaki kurban gibidir, yiyebilirler. Yiyebilir. Evet. Bunu da böylelikle cevaplamış belirtmiş olalım. Belirtmiş olalım, evet. Hocam, şimdi cennette hani katlar var dediniz. Evet. Şimdi hocam, yani biz cennete gittik. Ama çok sevdiğimiz bu dünyada evet. yediğimiz içtiğimizin ayrı gitmediği dostlarımız olur, akrabalarımız olur. Onlar hocam cennete giremedi. Şimdi biz dedik ya az önce her evet. istediğimiz gerçekleşecek. Evet. Bazı istisnai durumlar var mı diye bu soruyu soruyorum. Cennetteyiz biz ama o kişi cehennemde. Ya onu bir görsek dediğimiz zaman... Tabii güzel, ilginç bir soru. Evet. Şimdi müttakiler hariç o gün dostlar birbirine düşmandırlar şeklinde ayet var. Çünkü o diyecek sen beni günaha ittin, o diyecek sen beni ittin, o diyecek sen beni sürükledin cehenneme, o diyecek sen düşman olacaklar. Şimdi buradan anlaşılıyor ki biri müttaki, biri günahkar. Şimdi inşallah o müttaki ona şefaat eder eğer manevi makamı yüksekse. Onun dışında tabii ki maalesef ebedi cehennemlikse görüşmek söz konusu değil. Şimdi burada Mehmet Akif ile Neyzen Tevfik'in arkadaşlığı aklımıza geliyor. Aslında Neyzen Tevfik Bodrum Mevlevi Hanesi'nde, İzmir'de Mevlevi Hanelerde yetişmiştir. Tasavvufu çok iyi bilir. Bakırköy'de daimi bir odası var, akıl hastası. Olağanüstü bir yetenek.
her yönüyle, hicivleriyle, şiirleriyle, tabii en baştan neyzenliğiyle. Mehmet Akif diyor ki içkiyi bırak devamlı. O da bırakacağım, tövbe edeceğim diyor. En son bakıyor yine içiyor diyor, içkiyi bırak. Diyor bu kadar içip bırakacağım diyor, söz diyor. Bu şişe son. İçiyor, bakıyor Mehmet Akif bir müddet sonra geliyor, yine bırakmamış. Ya diyor, dedin ki bu kadar içip bırakacağım. O diyor dibindeki bu kadar. Öyle bir Neyzen Tevfik'in hatırası vardır. İnşallah Allah affetmiştir Neyzen Tevfik'i, öyle insanları. Biz hiç kimsenin cehenneme girmesini arzu etmeyiz. Herkesin, düşmanlarımızın bile cennetlik olmasını isteriz. Bu önemlidir. Niyazi Mısri'nin güzel bir şiirini de Neyzen Tevfik bestelemiştir. İnşallah o şiir hürmetine, Niyazi Mısri'nin şefaati hürmetine rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala o ve onun gibileri affeder, hepimizi affeder. Ne der? Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Bunu Neyzen Tevfik bestelemiştir. Hocam ağzınıza sağlık. Ecmain. 2021 yılının ilk programının da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya da yine inşallah buradayız. Hep devamıyla devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, Kanal Fırat ekranlarında her çarşamba bizler gündem ötesi programıyla buradayız. Yeni yılın ilk programını yaptık. Umarız programımızın başında söylemiş olduğumuz gibi bu yıl, bundan sonraki gelecek bütün yıllar, geçmişte yaşadığımız bütün yıllardan çok daha güzel olur. Programımızda zamanımız yettiğince sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. Gerçekten bu vatan toprağında ellerini taşın altına koyan bu süreç içerisinde sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, yani kısacası şu topraklarda insanların güzel bir hayat yaşaması için elini taşın altına koyan, çalışan, çabalayan kim varsa buradan hepsine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hayat kısa. Kıymetli hocamla birlikte bu programda kabir hayatını el aldık. Cennet, cehennem, bunlara değindik. Haftaya da yine konularımızın devamı niteliğinde güzel bir program yapmayı ümit ediyoruz. Haftaya bizler aynı saatte bu ekranda olmaya çalışacağız. Efendim görüşünceye dek hoşça kalın.